Nvidia. Hep onun hakkında konuşmak lazım bu aralar. Çünkü Amerikan borsasını tek başına sürükleyen bir hisse. Perşembe Cuma sert düşmüştü. Cumartesi ben bu düşüşün geçici olduğuna dair bir video yapmıştım. Sebebini de Amerikan opsiyon piyasasındaki kapanışlara bağlamıştım. Videoyu izlememişseniz mutlaka izleyin. Bu hafta içerisinde de pazartesi salıdan sonra geri dönmeye başlayacağını söylemiştim. Hisse epey acele etti. Salı günü yükseliş tekrar başladı. Tabi ezberciler yine büyük hataya düştüler. Perşembe Cuma'ya bakıp tarihe geçecek balon sönüşü başlamış durumda, biz de bundan çok para kazanacağız gibi tweetler attılar. Salı günü hisse öyle bir hızlı yükseldi ki muhtemelen o tweetlerini şu anda yemekle meşguller. Benim YouTube videomun altına da epey bu yönde yorumlar gelmişti bu arada. Çünkü bizim yatırımcımızın ve yatırımcılara yön verdiğini iddia eden ezbercilerin Amerikan borsasının işleyişi ve hızlı büyüyen bir teknoloji firmasını nasıl değerlendireceği konusunda en ufak bir fikirleri yok. O yüzden her gördükleri hızlı yükselişe balon ibaresini yapıştırıyorlar. Evet, Nvidia çok hızlı yükseldi ve bazı düzeltmelere ihtiyacı olduğunu ben de söylüyorum. Ama balon yok karşımızda. Tam tersine bence daha epey yukarı gidebilecek bir hisse var. Fakat bunlar benim kanaatlerim değil. Kanaatlerimi size paylaşmak istemiyorum. Teknik olarak Nvidia'nın neden balon olmadığını size anlatmaya çalışacağım. Ve bu anlattıklarımdan sonra hemen bir şeye balon ibaresini yapıştırmadan, onu hızla shortlayıp piyasada perişan olmadan, rezil olmadan önce nelere bakmanız gerektiğini daha iyi göreceksiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Bu çerçevede gelin şimdi bir Nvidia'da neler olup bitiyor bir bakalım. Burada şirketin ciro büyümesini görüyorsunuz. Çeyrekler bazında hakikaten akıl alır gibi değil. 2023'ün ilk çeyreğinde bu şirketin cirosu sadece 6 milyardı 3 ayda. Şu anda 26 milyar. Yani akıl almaz bir büyüme var. %65,82 yıldan yıla ortalama büyüme sağlayan bir şirket. Geçen yıl aynı döneme göre ise %300'lük ciro artışı var. Brüt karlılığa bakıyoruz. Benzer şekilde 20 milyar 406 milyon brüt karı var. Geçen sene aynı çeyreğe göre %384'lük brüt kar artışı görüyoruz. Net kara baktığımızda da 14 milyar 881 milyonluk net kar var son çeyrekte. Bu da geçen sene aynı çeyreğe göre %526'lık büyüme anlamına geliyor. Yani bu şirket gerçekten büyüyor. Neden bunun üzerine duruyorum? Çünkü bir şirketin hisse senedi değeri 3 şekilde artabilir. Bunlardan birincisi şirketin gerçekten büyümesi sayesinde olur. Yani şirketin cirosu artıyordur, karları artıyordur. Nvidia'daki karlılık ve ciro artışları görüyorsunuz dehşet boyutlarda. Bu da en sonunda şirketin değerlemesine yansır. İkinci büyüme türüne Amerikalılar multiple expansion diyorlar. Yani şirketin fiyat kazanç oranı gibi temel değerleme oranlarında çarpanlarında büyüme olabilir. Yani şirket aslında çok hızlı büyümüyordur ama hisse senedi çok hızlı büyüyordur. Fiyat bölü kazanç bundan dolayı artıyordur. Peki bu ne zaman olabiliyor? Şirketle ilgili olumlu beklentiler vardır veya piyasalar genelde risk alma duygusuna girmişlerdir. Hisse üzerinde ciddi manipülasyon yapılıyordur vesaire. Nvidia'da durum pek buna benzemiyor çünkü görüyorsunuz temeller hızlı gidiyor. Üçüncü bir opsiyonu bunun ikisinin bir karmasıdır. Yani şirket temelde iyi şeyler sergiler ve hisse hızla yükselir. Daha sonra da momentum trader dediğimiz, yani madem bu hisse yükseliyor ben de bir gireyim, şundan 3-5 de ben kazanayım diyen kısa vadeli traderlar girerler ve geçici balonlar oluşabilir. Benim gözümde Nvidia bu üçüncüsüne yakın bir yerdeydi 140 dolara gittiğinde. Yani temeller müthiş arttı ama sonra bir miktar momentum trade devreye girdi. Perşembe, Cuma ve Pazartesi'ye yayılan düzeltme onu toparladı. Şimdi Nvidia daha makul bir yere geldiği düşünüyorum. Neye göre makul bir yere geldi? Biraz değerleme oranlarına bakalım şimdi isterseniz. Değerleme oranları deyince tabii ilk akla gelen her zaman fiyat kazanç oranı oluyor. PE. Grafiğe aktardığımızda Nvidia'da şu anda fiyat kazanç oranının 73,65 olduğunu görüyoruz. Peki bu bir yıl önceye göre ne durumda? Sadece %4,33'lük artış var. Şimdi bir yıl önce Nvidia'nın balon olduğunu düşünüyorsanız bilemem. Ama bir yıl önce Nvidia balon değildi ama o günden bugüne değeri %200 arttı. Şimdi balon oldu diyorsanız o zaman yanılıyorsunuz demektir. Bakın Nvidia nerede balon olmuş? Şurada balon olmuş mesela. Burada şirketin fiyat kazanç oranı adeta çıldırmış. Nerelere doğru gitmiş? 246'lara kadar yükselmiş. Size göre biliyorsunuz. Sonra Amerika'da Fed faizleri yükselttikten sonra sert düşüş göstermiş. Şu anda da işte 73,65'te gözüküyor. Şöyle buradan bir çizgi çizerseniz aslında Nvidia'nın normal ortalamalarına yakın bir yerlerde gittiğini görüyorsunuz. Üstelik fiyat bölü kazanç geçmişe ait bir sayı. Yani Nvidia'nın hissesi çok hızlı yükseldi ama bu son bir yıla bakıyor. Oysa aslında Nvidia son iki çeyrekte çok coşmuş durumda. Bundan dolayı bu tip hızlı büyüyen hisse senetlerinde geçmiş göstergesi olan fiyat bölü kazanca değil de gelecekteki fiyat bölü kazanç oranlarına bakmak daha yararlı oluyor. Finchat.io bu konuda güzel bir platform. Ben de kullanıyorum. Maalesef bir indirim kuponum yok. Edinirsem size de mutlaka vereceğim. Burada Forward Valuation diye bir tablo bulabiliyoruz. Yani geleceğe yönelik değerleme. Forward PE, yani şirketin geleceğe yönelik fiyat bölü kazancı.
Tabii gelecekte bu kazançları elde edecek mi? Bundan emin olmak mümkün değil. Ama şirketin CEO'su diyor ki evet biz bu kazançları elde edeceğiz, büyümeye devam edeceğiz diyor. Buna baktığımızda 43.4'lük bir fiyat kazanç oranı görüyoruz Forward'da. Peki bu çok yüksek mi? Yani çok da değil. Bakın Nvidia bunun çok daha üstünde fiyatlarda gitmiş daha evvel. Mesela şurada fiyat kazanç oranı Forward bir ara 83'ü 84'ü bulmuş. Onun çok çok gerisindeyiz aslına bakarsanız. Ucuz mu? Değil ama aşırı yüksekte değil. Ve biliyoruz ki Nvidia her bilanço döneminde beklentiden üzerine çıkıyor. Yani fiyat bölü kazanç geleceğe yönelik beklentideki kazancın beklentiden yüksek gelmesi de mümkün. Bu durumda bu sayı daha da aşağı doğru gidecektir. Hatta burada dikkat ederseniz son dönemde aşağı doğru bayağı sert bir düşüş bile olmuş grafikte şurada görüyorsunuz siz de. Yani hayır, Nvidia kendi geçmiş performansına göre pahalı bir hisse senedi değil. Bir şirketin değerinin aşırı yüksek olup olmadığını bulmanın başka bir yolu da onu benzerleriyle karşılaştırmak. Yani Nvidia'yı başka mikroçip firmalarıyla kıyaslamak. Burada rakip olarak AMD'yi, Broadcom'u, Qualcomm'u ve Intel'i koydum. Bakalım fiyat bölü kazanç oranları ve diğer rasyolarda ne durumdalar? Fiyat bölü kazanç Nvidia'da son 12 aya baktığımızda oran 73.65. AMD 233. Avgo 69.5. Qualcomm ucuz biraz 26.95. Intel 32.18. Şimdi burada bir kere Nvidia en pahalısı değil. Bir daha pahalıya benziyor. Broadcom da onu epey yakalamışa benziyor. Peki PE gap bölü forward yani geleceğe yönelik fiyat kazançlarına baktığımızda Nvidia 49.57, AMD 110, Broadcom 80, Intel 222. Burada bir tek Qualcomm ucuz kalmış gibi gözüküyor. Nvidia Qualcomm hariç hepsinden daha ucuz. Bir de bir rasyomuz daha var. PEG gap dediğimiz bu da şirketin ileriye yönelik büyümesini hesaba katıyor. Yani fiyat bölü kazanç bölü büyüme. Böyle baktığımızda PEG gap forward ileriye yönelik olarak Nvidia'da 1.42, AMD'de 1.05, Broadcom'da 1.96, Qualcomm'da 1.76, Intel'de 0.58. Yani öyle aşırı yüksek bir rasyo yok. Geriye dönük son 12 aydaya baktığımızda en ucuzu Nvidia 0.09. Burada görüyorsunuz PEG rasyosu AMD'de 1.23. Broadcom'da geçmişe dönük bunu hesaplamamışlar. Diğer ikisinde de hesaplamamışlar. Yani Nvidia rakiplere göre de çok pahalı değil. Yani bütün bunlar Nvidia ucuz durumu anlamına geliyor. Hayır gelmiyor. Bu rasyonlar her şekilde yüksekler. Ama Nvidia kendi tarihi performansına göre hala makul bir yerlerde bir değerlemeye sahip. Nvidia sektördeki benzer oyunculara göre makul bir değerlemeye sahip. Peki bu durumda Nvidia'nın fiyatını aşağı doğru ne çekebilir? Borsalardaki genel bir çöküş tabii ki aşağı çekebilir. Bu her zaman mümkün. Daha önemlisi ama Nvidia'nın performansında bir geri çekilme olursa. Yani şirket artık büyüyemezse, şirketin büyüme hızı düşerse o zaman Nvidia geri doğru çekecek. Fakat açıkçası ben önümüzdeki dönemde Nvidia'nın yeni çiplerini piyasaya sürdükçe biliyorsunuz ki yeni seri çipi giriyor piyasaya. Ve yapay zekadaki talep devam ettikçe Nvidia'daki büyümenin de devam edeceğini düşünüyorum. Bu durumda hisse senedinin çok aşağı gitmesi için bir sebep göremiyorum. Tekrarlıyorum ama piyasalarda genel bir çöküş olursa elbette Nvidia'da aşağı doğru gidecektir. Veyahut da Nvidia'nın kendi şirket performansında bir gerileme olursa Nvidia'nın hisse senedi geriye doğru çekecek. Onun dışında ara sıra düzeltmeler elbette olabilir. Ben ama Nvidia hissesinin yukarı doğru yönünün daha fazla olduğuna inanıyorum ve yıl sonunda $200 bulursa bu eski bölünmemiş haliyle $2000 anlamına gelir. Açıkçası hiç şaşırma. Siz de lütfen bir hisseye balon demeden önce şöyle birkaç temel analizi yapın kardeşim. Yani bir şey hızlı yükseldi diye balon olduğu anlamına gelmez. Nvidia tarihte zor gördüğümüz örneklerden bir tanesi. Bir şirketin değerlemesinin şirketin gerçek performansıyla bu kadar uyumlu arttığı çok az örnek var. Geçmişte hep veriliyor ya Tesla örneği. Tesla'da ama hocam bir ara böyle yükseldiydi sonra balon oldu düştü diye. Çünkü Tesla'da fiyat kazancı çok ötesinde bir değerleme artışı vardı. Bir ara 1400'leri bulmuştu zirvedeyken fiyat kazanç. Nvidia'da öyle bir durum yok. Evet ucuz değil ama daha gideceği yol olabilir. Lütfen ezberci olmayınız. Lütfen hisse senetlerinizin rakamlarına, sayılarına, istatistiklerine, sektör karşılaştırmalarına hakim olunuz. O sizi çok daha iyi bir yatırımcı yapacaktır. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere.